Sevgili izleyenler, artı eksi de Turan Oral'la konuşmaya devam ediyoruz. CHP eğilim yoklaması üzerine en son olarak Deniz Yavuz Yılmaz olayını, Deniz Yavuz Yılmaz'ın ikincilik başarısını, listeden ikinci sırada çıkmasındaki başarıyı ifade ederken kendisine oy vermediğini söyledi ve o dönem Ankara'dan gelen bir telefonla kalmıştık. Evet. Deniz Ankara'dan gelen tabii söylediler böyle böyle işte genç bir arkadaşımız var. Partinin proje kurulunda çalışıyor, eğitimcileri içerisinde işte yani devrimci kanattan falan diye hep anlattılar tabii bizim de geçmişimizi bilen arkadaşlar. Ben onlarla ilgileneceğim demiştim yani ben takip edeceğim demiştim. Dedim ya bu hareketli bir dönemde geldi. Sendikanın da işleri yoğundu. Bir gün işte tanımadığım bir telefon bakınca açtım abi ben Deniz dedi. Her tarafta adını duyuyorum ama bir araya gelemedik dedi. Ben dedim ki aynen seni de bana anlatıyorlar dedim. Yani gençlik kollarından arayan arkadaşlar oldu. Bayan arkadaşlardan arayanlar oldu. Tanıdığımız insanlardan arayanlar oldu. Dedim ki istersen yarın bir gel dedim. Bu şey var. Gürcü Şehitler Anması'nın ertesi günüydü. Genel Başkan da burada olur. Hem bir ziyaret etmiş görüntü vermiş olursun dedim. Ama o dedi yarın çarşamba programımız var dedi. İnşallah bitirebilirsek dedi ama gelmek nasip olmadı. Hareketli bir dönem. Bizim açımızdan da onun açımızdan hareketli bir Evet. dönemdi. O nedenle bir araya gelemedik. Seçim Camlı Köşk'te karşılaştık, tanıştık. Bu arada arkadaşlar Camlı Köşk'teki görüntüleri de ekrana taşıyabilirsek arka fona en azından ana fona. Evet. Tabii oy kullanma şeyi sürerken, çalışmaları sürerken benim kayınvalidemle baldızım da Kozlu'da partiye üye. Ben sabah erkenden kullandım. Armutçuk'tan Gürüzlü Şehitleri Anması'ndan dönerken Kozlu yoruya boyumu kullanmıştım. Sonra çarşıya geldim. Aklıma geldi. Ben arabayla götürürüm demiştim onlara. Aradım. Anne dedim ne yaptınız? Oy kullandınız mı dedim. Yok daha kullanmadık. Birazdan gideceğiz dediler. Ne yaptınız dedim. Senin dediğin 3 liraya vereceğiz. Dördüncüyü ne düşünüyorsunuz dedim. Biz denize vereceğiz dediler. İkisi de. Nereden çıktı dedim o. Öyle biz beğendik dediler. Tamam verin dedim. Yani denize oradan 2 oy gidince ben başka arkadaşa verdim yani. Evet. Peki, Yani Deniz evet. hakikaten bir şey yarattı. Elektrik yarattı, hava yarattı yani şeyde. Tabii emek ister siyaset. Yani öyle akşamdan sabaha falan zor işlerdi bu işler yani. Emek vermek lazım. Peki ne İnşallah. oldu da nasıl oldu da bu oyu aldı? Yani yine bahsediyorsunuz ama hani bizim de benim de şahsi yorumumda orada Şerafettin Bey de bahsetti. Hani Deniz Yavuz Yılmaz kendisine gittiğini. İşte ikincilik sırasına kontenjanın ismini konulması, kontenjan konulması, bütün hesapları alt üst etti dediniz siz. Tabii. Turpçu ve Harun Akın'ın Şahsi aslında oynamayı getirdi. Yani ikinci sıranın kontenjan olması yani ittifaklar burada meselesini kaldırdı yorumumuz ortadan. şu oldu benim. Birileri işte Şerafettin Bey olabilir, işte Eredi Halil Pospik kanadı ve Haberal kanadı. Bugün Haberal'ın oğlu Kemal Haberal'ın bir paylaşımı vardı. Sosyal medyaya düştü. Biz de onu habere taşıdık Okudum hatta. onu, siz de okudunuz. Burada Haberal kanadında Harun Akın'ı devre dışı bırakabilmek için ikincilikten uzaklaştırabilmek veya ilk sıradan uzaklaştırabilmek için Deniz Yavuz Yılmaz ismine yoğunlaşması yönünde bir çalışma olduğu yönünde Harun Akın üzerine oynanmış bir oyun şahsen görüyoruz. Yani hissediyoruz. Onu Siz şimdi tabii izlenim olarak söyleyebilir. Bir şey bildiğim için değil tabii. evet. Ben de bir şeyim ama ben şunu da düşündüm. Yalnız bu hakikaten bu Deniz konusunu söyleyeyim. Pozitif yanlarını söylüyorum. Evet. Birincisi Zonguldak siyasetinde yıpranmış, hedef alınacak ciddi bir rakip olarak görülmedi. Birincisi bu. İkincisi boş alanda çalışma imkanı doğdu ona. O boş alanda bizim genç partili militan arkadaşlarımız var. Onlarla kurduğu sağlıklı ilişkiler, bayan arkadaşlarımızla kurduğu sağlıklı ilişkiler, belli çevreyle kurduğu, özellikle Erol arkadaşımızın çalıştığı ekiple kurduğu ilişkiler. Mesela son 2-3 gündeki Erol arkadaşın ekibi enerjisini Deniz Bey'e verdi. Erol Bey'in Evet. zayıf kalmasının sebeplerinden birisi de odur bence. Erol arkadaşımın çevresindeydi çoğu arkadaşlar. Deniz Bey'le çalışmaya başladı. Peki şu da var Deniz galiba. o imkanları Parti içerisinde ileri sol söylemleri, biraz daha böyle keskin söylemleri, Tabii ki aç insanlar da var Tabii yani. Zonguldak öyle bir yer. Sonuçta demokrasi kültürü olan, altyapısı olan bir kent Zonguldak ve Türkiye'deki, dünyadaki gelişmeleri izleyen bir dünya arkadaşımız var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onlar tabii ki gezi olaylarından tutun da hani deniz gezmişlerin sempatisine kadar her şeyi takip eden arkadaşlarımız var. Deniz dolayısıyla bunu bu imkanlardan faydalandı bir de çok dikkatli kullandı zamanını. Genç arkadaşlarla beraber programını hiç aksatmadı. Oraya gitti, oraya. Yani
örgüt içerisindeki iletişimini kullandı. Atatürkçü Düşünce Derneklerinin de ona katkı verdiğini Sabri abiden doğru tabii tahmin biliyorum. Yani belli elit ne diyeyim de bu işleri yakından takip eden arkadaşlarla diyalog kurma şansı oldu kısa zamanda. Tabii ki ailenin altyapısı da var yani. Bu öyle değil. Sabri abi de bu işleri ömrünü vermiş bir abimiz. Kendi aile çevresi de öyle. O insanların altyapısıyla onları iyi kullandı. Tecrübe sahibi, bilgi sahibi, beceri sahibi bir arkadaşımız olarak. Ama işin abartılacak yanı yoktur yani. Olay bu dengeleri, bu eğilim yoklamasının şartlarını da unutmamak lazım yani. Siyaset öyle bir şey. Eğilim yoklamasının şey şartları dediniz. Evet. Tabii yani. Ki yani o önemli. Onu kendisinin de abartmaması lazım. Yakın çevresinin de abartmaması lazım. Yani öyle. Ama şöyle bir izlenim oluyor. Yani Deniz Yavuz Yılmaz tamam buradan işte müthiş oy aldı falan böyle. Yani uçuyor. Birileri işte Deniz'den çok Denizli oluyor. Yani ayakları basmayan bir Deniz yok sanırım. Yani Deniz bunun farkında mı peki? Deniz bu oyların sadece kendi oyların olmadığını, bazı hesaplaşmalarının sonucu doğduğunu farkında mıdır? Olacaktır. Ben olacağını sanmıyorum. Yani onun bunu öngörebildiğini, görebildiğini ya da bu dengeler üzerine hesap yaptığını sanmıyorum. De hesap yapmadığına göre de bunu anlaması belki zaman alacaktır. Belki bizim gibi insanlarla, şunu da söyleyeyim, hakikaten iki arkadaşım daha bu seçimlerden sonra geldiler. İlla oturalım Deniz Bey, üçümüz falan yani bu işleri bir değerlendirelim dediler. Ona da vaktimiz olmadı. Ben daha henüz Deniz'de oturup da böyle bir değerlendirme içerisinde bulunmadım. İlk değerlendirmemi burada beraber yapıyoruz. Kendimce yapmış olduğum değerlendirmeler var ama ben genel anlamda kimseyle oturup detaylı bir çalışma yapmadım, detaylı bir konuşma yapmadım. Ama bu gerçeği budur bu işin. Eminim o da onu anlayacaktır. Netice itibariyle parti meclis seçimlerine girmiş, örgüt içerisinde çalışmış bir arkadaşımız. Bu işin içerisinden gelen bir arkadaşımız. Bu konjonktürün nasıl oluştuğunu, kendinin pozitif yanlarını, negatif yanlarını görmüştür. Diğer konuya gelince Harun Bey konusuna. Ben dikkat edersen canlı yayın alacağın zaman beni şöyle demiştim. Eriyel'den telefonla görüşüyorduk arkadaşla. Bana ilk üçü söylüyor. Oğlum dördüncüyü söyle diyorum. Dördüncüyü söyle, 400 oy var mı diyorum. Fark edebildin mi bilmiyorum. Evet. Dördüncünün oyu 400'ün üzerinde mi? 300'ün üzerinde mi diye soruyorum. Çünkü oyları diğer ilçelerden aldığımız oylara baktığımızda Çağcımay'da az çok tahmin ediyoruz. Dolayısıyla dördüncünün, üçüncünün oyunu ikinin kopmasını sağlayacak. Ben şahsen Harun Bey'i iki bekliyordum yani. Evet. Dolayısıyla orada Ereğli'nin sonuçlarını alamadık. Dördü veremedi arkadaşlar bize. Değil mi? Üçü verdiler. Evet. Üçte 700 oyla, 700 küsur oyla şey vardı. Şerafettin Bey vardı. Diğerleri 1000 ile 900 arasında. Dolayısıyla 700'den sonra 400'lük 300'lük bir rakam varsa Ereğli dengeyi belirler hesabı yapmıştım o zaman. Değil mi? Evet. Doğru. Şimdi ne yaptık? Baktık Ereğli'ye baktığımızda 4'te Deniz Yavuz Yılmaz var. Bomba 433. Şimdi bunu bana deseydi o zaman Deniz'in ikisi garanti derdim. Ya da Çağcuma'yı da bir bekleyelim bakalım derdim değil mi? Evet. Yani ben 4'te şahsen orada Harun Bey'in o kadar geriye gidip 9. sıraya geleceğini herhalde söylese kimse inanmazdım. İnanmazdı. Yani. Evet. Dolayısıyla benim Deniz işte Harun'u geçer de ikinci... Siz burada Harun Akın aleyhine sistemli bir çalışma olduğunu o zaman... Bunu şöyle, bunları sonra gördüm. Matematik ben. Onu o gösteriyor. Akşam görmedim. Ben o akşam tabii evet. O akşam sürprizin Ereğli'den gelebileceği mesela 4. sıraya kim diyor sordum. Söyleyemedi arkadaş canlı yayına girdiğimizde. Evet. Ben sonra akşam partiye gittiğimizde öğrendim. Dedim ki nedir dedim yani ne oldu? Yani 2. sıra Deniz deyince hemen Ereğli'yi sordum. Çağcıma 11'den sonra geldi mesela. Çağcıma da kapatabilir diye düşündüm arayı. Çağcıma 11-11.30'da geldi. 56 farkla geldi Çağcıma'dan. Dolayısıyla yani bu dengeler içerisinde Harun Bey'e özel bir çalışma yapıldığı çok net. Net yani. Şimdi bunca zaman emek vermiş, bunca zaman örgüt içerisinde bulunmuş bir arkadaşım. Ben bana desen ki 3100 oy var şeyde Ereğli'de. Yaklaşık 1900 oy kullanmış. Ereğli katılımın en düşük olduğu onu söyleyeyim. Evet. Yani Ereğli'de katılımın en düşük olduğu yer Ereğli. Ondan sonra merkez geliyor. Diğer ilçelerde katılım daha yüksek. %70'in üzerinde her tarafta. Ortalamayı geri çeken Ereğli oldu. Ereğli biraz daha 65'lerde falan kaldı. Dolayısıyla şimdi o kadar oyun kullanıldığı bir yerde Harun Bey'in 259'da kalması, Deniz'in 433 yapması bu bir tesadüf olmaz. Ya ben de yorum yaptım. Şimdi yok şimdi, mülkiyet sorunu yok, kanun teklifi yok, bilmem ne günlerdir Ankara'ya gitti geldi. Hani herhalde bu böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etse ya da öngörse. Sonra Alaplı'yı sordum mesela ben. Evet, orada değil hani Alaplı'yı şunun için sordum. Alaplı'nın tavrı, Ereğli'nin tavrı birleşir aşağı yukarı. Ya Alaplı'da durumu nedir filan diye sordum. Şimdi bakıyorsun Alaplı'da Harun Akın 6. sırada. O, Alaplı gibi yerde. Tabii olacak işte çok yani. Çok güçlüydü orada. Şimdi yani o zaman diyorsun ki arkadaşlar bu örgüt içerisinde başka hesaplar var diyorsun. Bunu yadırgayacak bir tarafta yok. Sonuçta bu. Evet. Birincilik yarışı sonuçta bu yani. Kimler nasıl müdahale etti, nasıl etti ben onu bilemem. Ama haber alanlar konusu haber alanlarında bu kadar işin içine
gireceğini ben aslında ihtimal vermiyorum yani. Niye o kadar şey yaptı? Öyle şeyler olmadı. Haber algımızı kim girdi? Şerafettin Bey'in ismi oldu. Yani Şerafettin Bey işte da işte başka isimler. Ya yakınları girmiştir. Evet. Ben zaten Şerafettin Bey'in de hani ya işte Harun Bey kesin de ben bir olayım diyeceğim. Çünkü ben Şerafettin Bey'in biricinden şüphem yoktu. Kendisinin de olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu yıllardır bu işe emek veriyor ve ilk defa tabana doğrudan sorulan bir şey var. Parantez içi Şerafettin Bey'den ziyade aslında şu hani genel merkez, şimdi bu da Harun Akın 2 çıkarsa hani anlayabildiğimiz kadarıyla bunlar tabii konuşmalar, sohbetlerden, aldığımız bilgilerden ortaya çıkan görüşler. Şimdi yeni yeni millet dökülüyor çünkü. Yeni yeni insanlar dökülmeye başlıyorlar. Harun Akın 2 çıkarsa genel merkez belki de kontenjanı kullanmaz. Şerafettin Bey'i ikisini peş peşe gönderebilir gibi algı. Yani belki burada ana öngörü şu. Halil Postu'ya yer açmak için burada Halil Postu'ya yer açmak için Harun Akın'ı biraz daha geri plana atmanın hesapları tarzı. Tabii orada başka hesaplar mutlaka birileri yapmıştır. Siyaset sonuçta hesap. Siyaset öngörüdür zaten. Bu öngörüyle başarılı olanlar zaten bir yerlere gelebilir. Yani bu öngörü, o öngörüyü kim gördüyse orada ve hakikaten ben burada keseyim de işte benim önüm açılsın. Bundan ayrı bir şey. Ama şunu söyleyeyim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlık siyaseti açısından en önemli hatalarından birisi Ereğli'yi es geçmesidir. Bugüne kadar. Evet. Yani şimdi biz başarısızız. Adalet ve Kalkınma Partisi başarılı. Ya bir kimse ben anlamadım. Yani genel merkezde ya niye öyle oluyor kardeşim orada deyip de. Bunlar evet. Adayları böyle bakmıyorlar mı rakamlara ben anlamadım. Ama şunu söyleyeyim ben Önder Sav zamanında 2009'da bu yapmış olduğum çalışmaların hepsini Önder Sav'a vermiştim. Bizim boyutumuzdaki illerde örnek bir çalışma yaratılabilir diye sandık analizleri, bölge analizleri, seçmen analizleri, köy, belde, şehir farklılıklarıyla ilgili çalışmalar yapıp vermiştim ona ama o fazla şey olmadı. Ömrü uzun sürmedi. Oradan ayrıldı. Ben biliyorum ki bu işlerde çok dikkatli çalışan ekibin başında Önder Sav ve ekibi vardı. Sonrasında biraz genel merkez savruldu. Bu yapılanma savruldu. Örgütle değişiklikler oldu. Parti meclisi değişti. Dolayısıyla o sizin dediğiniz yani Aristan Bey çalıştığı aşağı gelmiyor. Bu genelden kaynaklanan bir sorun. Yani bu yapılanma bozulduğu için tabanla ilişkiler böyle günlük ilişki üzerine döndü, ilişkiler üzerine döndü. Sağlıklı bir merkezi yapı kuramadı. Ben bunu 2011'de evet. Milletvekili adayı olduğum zaman da gördüm yani. Şurada hakkını teslim edeyim. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz. Bir mesleki büyüğümüz olarak aynı zamanda konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ve diyoruz ki sevgili izleyenler, ya Turan abi zaten sen CHP il başkanı olsan, benim şahsi düşüncem, zaten bu CHP çok daha bir kentte aktif olur. Çok daha doğru muhalefet yapan ve çok daha partili kazanan bir isim olur diyoruz. Şimdi peki şunu sorayım. Onu söyleyeyim ben şimdi aklımda kalmasın insanların tam da. Tam onu söyleyin zamanımızı da. Ben şey aldım ben bir başkanlığı teklifi aldım onu söyleyeyim ben. Kontenjan adaylarını da hızlı bir turda konuşalım diyorum. Buyurun öncesi devam edelim. Yani biz 2011 seçimlerinde ben hakikaten çok aktif bir çalışma yürüttüm ama çalışmanın örgütlenmesini organizasyonunu yapan şimdi MHP'de olan arkadaşımız Erkan Haber aldı. Evet. Yani babasının adına burada örgütlenmeyi yürütüyordu. Merkez ilçeden sorumluydu. Merkezin organizasyonunu o yapıyordu yapılanmayla ilgili. Ben o sıralar hanımın tayin işleri falan vardı. Karabük'teydim. Biraz geç katıldım ben ama arkadaşlardan takip ediyordum. Bir arkadaşa demiştim sen planlamayı yap. Sen neredeysen ben orada olacağım diye. Seyfi Ceylan arkadaşımız var bizim. İGNM'sine beraber çalıştığımız Kozu'dan. Fedakar partililerden birisidir yani. Çok büyük fedakarlık yapmıştır. Çoluk çocuğundan, ekonomisinden, zamanından. Hakikaten hiçbir şeyde görmedim yani. Üzüldüğüm arkadaşlardan birisidir yani. Sahip çıkılmaması noktasında belli bir şeyde noktada. Ama varlığı şeydir yani. Partidir gece gündüz. Ona demiştim. Sen neredeysen ben oradayım. Programı sen çıkart geleceğiz. Ben Zonguldak'a geldiğimde bugün Futa'ya gidiyoruz dedi. Futa Kozlu'nun tepedeki köylerinden birisi. Muhtar da arkadaşımız tanıyorum onu. Aradık geliyoruz diye. Futa'ya gittik. İşte bize yemek yemek falan hazırlamış. Toplamış milleti. Hatta cami tartışması olmuş. Dışarıya aldılar falan. Dışarıda yapacağız. Orada dedim ki konuşmaları arkadaş yapıyor bizim Seyfi. Bana da söz vereceğim ve en son sana vereceğim dedi. Erol Bey falan da orada milletvekili adayımız. Erol arkadaşımız. Herkes konuştu. En son ben konuştum. Tabii bu işlerin içerisinde olduğum için. Ben anlattım tane tane tak tak tak. Orada meğerse Erkan Haber aldı oradaymış. Evet. O grubun içerisinde. Ben tanımıyorum. Ben arkadaşa gittim. Bu arkadaş kim demiş. Şey sormuş. Demiş ki bu bizim milletvekili adayımız oydu. Baban geldikten sonra işte hani işler karıştı falan diye. Ona sonra demiş bu arkadaş bizimle çalışır mı? Yani biz orada tanıştık ve ben zaten çalışmak üzerine partime söz vermiştim. Milletvekili sıralamasında da burada açık yüreklilikle söylüyorum. 4. 5. sıra meselesiyle ilgili ben duyumlar aldığım zaman
haber alın birinci sıraya geleceğini, Mehmet Hocam'ın birinci sıraya geleceğini anladığım zaman ben gittim. Ali İhsan Bey parti meclis üyesiydi. MYK'da böyle şeyler konuşuluyor. Benim de haberim, bana da haber geldi. İşin garip tarafı haber, o zamanki Zonguldak milletvekilleri AKP milletvekilleri tarafından geliyor. Herkes takip ediyor, birbirini takip ediyor. Evet. Aktarmalı yoldan geliyor, Turan'ı koyuyorlar 4'e 5'e hesabı. Ben gittim dedim ki ben 4'e 5'i istemiyorum. Benim bir atımlık barutum var. Ben şimdi gideceğim oraya para harcayacağım. Ama ben dışarıda kalayım. Çalışayım. Ben yine partim için çalışacağım dedim. Verdiğim sözü tuttum yani. İl başkanlığı sonraki dönemde, il başkanlığı meselesi bizzat o grup çalışma grubu arkadaşlarımız tarafından bana söylendiğinde ben dedim ki bakınız ben... İl başkanı teklifini kimden aldınız? Erkan Haber aldı arkadaş da orada beraber çalıştığımız ekip. Evet. Ondan sonra ben dedim ki arkadaşlar hepsinin ismini vermiyorum ha. Ben dedim söz verdim İl başkana. Eyüp Başkan bana demişti ki yani milletvekilliği meselesi olmazsa hiç o işlere bulaşma. İlerideki zamanda bakarsın illaki beraber çalışalım. Hani benim genel başkanım döneminde biz burada. Yalnız bırakma demişti. Ben ona söz vermiştim o zaman. Tamam demiştim. Bunlar geldi benim ki arkadaşlar bak ben size söylemedim ama benim böyle bir sözüm var. Ben bu seçim süreçleri bittikten sonra ben oraya biraz kafa dinledikten sonra sendikaya döneceğim demiştim. Nitekim öyle oldu yani. Evet. Seçim süreçlerinden sonra sendikaya döndüm. Şimdi dedi ki bu seçim önemli. Şerafettin Turpçu ilk sırada. Yani umarız gider. Umarız bu rakamlardan 2011 ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ben çok seçim, sağ olun. Evet, yıllardır bu işin içerisindeyim. 2011 seçimlerinde yapmış olduğumuz çalışmayı hiçbir zaman yapmadık. Bundan sonra yapabilir miyiz aynı çalışmayı? O konuda da şüphelerim var. Müthiş bir yapılanmaydı 2011. Hocamızın ve ekibinin sayesinde, Erkan Bey'in sayesinde, sonuçta siyasetçi bu işin nasıl yapılması gerektiğini biliyor. Bütün ilçelerde yapılanmalar vardı. Ekonomisi, aracı, malzemesi, kimlerin konuşacağı, nerelere gidileceği, işte ekonomik yardımlarla ilgili filan müthiş bir kaynaktı, müthiş bir çalışmaydı. İnşallah böyle bir çalışma imkanını yine bulur parti evet. De başarılı olurlar. Aldığımız rakam da tarihimizin en yüksek rakamıydı. Evet. 2011'deki. Bu son çalışma performansı ile ilgili yani 2011 çalışma evet. Performansı ile ilgili şimdilik Şerafettin Bey işte diğer ve arkından gelecek olan gelmesini beklediğimiz aday adaylarına mesaj oldu aslında nasıl çalışılması tabii gerektiği ki. Konusunda. Yani, buyurun. 2014'de yaptık onu mahallelerde ama sıkıntılı bir çalışmaydı yani. Evet. Şimdi istiyoruz ki Zonguldak yeni dönemde yani iktidar ile muhalefet ile hiç fark etmez bütün partilerde güçlü isimler olsun ve Zonguldak Meclis'te çok daha aktif, kentin sorununu çok daha özümseyen ve çok daha iyi Ankara'ya aktaran artı aynı zamanda partiler üstü ilişkileriyle de sorunlara kente yaklaşan isimler çıksın. Şerafettin Bey bu rakamlardan sonra zaten gitmezse bir defa başka tartışmalara gider. Cumhuriyet Partisi öyle bir farklı şey olmaz. Gider. O kadar tezat olmaz. Şimdiden kendisine hayırlı olsun diyoruz. Evet. Sonrasında ikide bir kontenjan var. Halil Pospik, Songül böyle Malkoç, uzat. Hasan Gemici, Demirtaş. Konuya oradan girdik işte. Ereğli'den Demirtaş. Başladım konuya. Dedim ki hatırlarsın bu lafı evet. Nasıl uzattık. Yani AKP kazanıyordu biz niye kazanamıyoruz diye kafa yorsalardı. Ereğli'yi ikinci sıraya koyduklarını ve oradaki demografik yapıya dikkat ettiklerini, Alaplı'yı da bu işin içine dahil ettiklerini görürlerdi. Zonguldak'ın ben inanıyorum ki, ben biliyorum, inanıyorum değil, biliyorum. Orada çalışmalar dosyalarla oluyor, rakamlarla oluyor. Getiriyorlar önüne, başbakanın en son şeyde, o zamanki evet. Genel başkanın. Zonguldak'ta hangi ilden ne kadar insanın yaşadığını biliyorlar Zonguldak'ta. Evet. En fazla diyor Trabzonlu var, şurada Rizeli var, şurada Rizeli var, bunu biliyor. Ne kadar işsiz var biliyor, ne kadar emekli var biliyor, ne kadar genç var biliyor, ne kadarı köyde, ne kadarı köyle bağlantılı biliyor. Bu yapılanmaya göre kendi adaylarını mülakata sokuyorlar ya kendi adaylarını inceliyor. Kimle giderimin hesabını yapıyor. Bakın Alaplı'da zamanında yapmışlar bu değerlendirmeyi başka biri çıkmış. Alaplı'da birileri oradan müdahale etmiş. Söylemişler demişler ki ya bu olursa olur. Bunu başbakan unutmamış o zaman genel başkan şimdiki cumhurbaşkanı. Kaybetmişler seçimi. Ben size demiştim demiş. Bakın evet, öyle dediniz kaybettik. Şimdi böyle bu işler rastgele olmuyor. Çalışarak oluyor. Bizde öyle miydi? Ben 2011'de bizde öyle olmadığını gördüm. Ve bizzat kendim Umut Orhan'ın odasında Umut Orhan'a söyledim. Sayın Başkanım bu işler böyle olmaz. Böyle hiçbir yere varamayız dedim. Kalktım odasından çay vardı. Dedim ki sizin vaktiniz çok ben kaybetmeyeyim vaktimi dedim. Aday adaylarını çağırıp değerlendirme yapmadılar. O 2011'de. Ben dedim hani adayınız kel mi kör mü topal mı göresiniz diye geldim dedim. Size CV'yi gönderdim siz kendiniz bakıyormuşsunuz. Sekreterine sordum baktınız mı bakamadınız mı onu da bilmiyorum. Bakma imkanınız olduğunu da sanmıyorum dedim böyle ortamda. 50 yılı 5 dakikada anlatacağım size burada böyle şey olabilir mi dedim. Grup halinde alıyorlar insanları içeriye.
Herkes senin dostuna bir şey anlatmaya çalışıyor. Dedim ki ben böyle bir şey olmaz. Yani saygısızlık olarak gördüm kendime. 5 dakika dedim ki kalktım. Kalkınca da söyledim bu işte. Oradan kalktı kapıya kadar geldi benimle beraber. O salondakilerin hepsinin boynu büküldü. Kendileri ezilmiş oldular. Şimdi dedim ki çıkarken de arkadaşlar bu kafayla biz bir yere varamayız. Varamadık. Evet. Bunları görmemiş gibi çok zor bir şey değil. Ama inanıyorum ki bakın geçiş dönemiydi. CHP'nin genel sorunlarından gittiniz aslında. Söyledik bunları. Bunlar geçiş dönemiydi ama inanıyorum bu dönem böyle olmayacaktır. Çünkü ön seçimler, eğilim yoklamaları bir hareketin olduğu, bir yapılanmanın kurulduğunu gösteriyor zaten. Evet. Ama biz yine somut veriler üzerinden, yani somut önümüzdeki tablo üzerinden gidelim. Çünkü zamanımız dar olduğu için. Şimdi bir de Şerafettin Turpçu. Evet. İki de kontenjansı. İki Ereğli olacaktır. Öyle diyorsunuz. Kime karar verirler bilemem. Evet. Ama iki Ereğli olmalıdır. Bunun langur lungur yok. Oylara bakarız. Bak hepsi var. Evet. Bunlar var. Ne kadar seçmenin Ereğli'de, Alaplı'da ve Cumhuriyet Halk Partisi o seçmenin ne kadarının oyunu alıyor? Bunlar var. Hangi ilçede ne kadar oy potansiyeli var, evet, ve Cumhuriyet Halk Partisi bunları ne kadar alabiliyor? Bakar görürseniz o zaman Ereğli'nin bu partide eksik kaldığını görürsünüz. Bu Ali Veli meselesi değil bu. Peki CHP bu kriteri gerçekten hani bu bahsettiğiniz Umut Oran'la da olan görüşmenizi ve AK Parti'nin hangi incelemelerden sonra karar verdiğini anlattınız. Bunu gerçekten genel merkez böyle bakabilir mi? Bakacak mı? Ya da böyle bakması için sizin... Şundan umutluyum, bakın söyleyeyim. Ben Önder Sav'la çalıştım. Önder Sav'ın yardımcısı Tekin Bey'di. Doktor. Evet. Bugünkü teşkilatlardan sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı. Buradan genel kurula giden arkadaşlara, Önder Sav'ın ekibinde ya. Evet. Ona oy verin, ziyan olmasın dedim ben o zaman. Ama almadılar. O seçimde geçemedi çocuk şeyi. Tekin Bey geçemedi. Tekin Bingöl. Evet. O şeyde geçemedi. Ama ikinci genel kurulda geçti ve Kılıçdaroğlu onu şimdi teşkilatlarının sonu genel başkan yardımcılığına getirdi. Ben inanıyorum ki Önder Bey'den öğrendiklerini, o zaman yaptıklarını mutlaka şey yapacaktır. Hayata geçirecektir. Bir şey daha söyleyeyim. Ben İl Genel Meclis Grup Başkan Vekiliyken belediye başkanlarını ve İl Genel Meclis Grup Başkanlarını topladılar. Kılıçdaroğlu yeni gelmişti. Sağında Önder Sav oturuyordu. Sonunda Tekin Bingöl vardı. O toplantılarda özetler yapıldı, sunumlar yapıldı. Herkes konuşuyor, baktım yine artistliğinde işin. Ben de rapor hazırlamıştım. Ben de gittim dedim ki ya bu konuşulacak gibi değil. Ben oraya çıkmak istemiyorum. Raporu size takdim edeyim dedim. Raporumu takdim etmiştim Zonguldak'la ilgili. Ertesi gün genel başkanın yaptığı konuşmada o rakamdan bazı paragrafların, o rapordan bazı paragrafların alındığını gördüm ben bizzat. Evet. Ama çalışmayı Tekin Bingöl'ün yaptığını anladım orada. Sonuçta herkesin haklı değil mi? O zaman vermiştim notu. İnşallah bu sefer iyi götüreceğine inanıyorum arkadaşım. Evet. Peki. Bu durumda iki Ereğli, Ereğli'de Halil Pospik var, Turan Demirtaş, Ünal Demirtaş, özür dilerim, Ünal Demirtaş var, kontenjan diye başka yok galiba. Öne Hanım gerçi Türkiye kontenjanı diye şey yapmış, evet, ama, başvurmuş ama. Olabilir. Böyle bir durumda tercih, yani şey mi olur, yani belediye başkanı mı olur ya da eski Halil Bey mi olur? Valla onu orada, bakın emin olun belki bir değil, iki değil, belki daha fazla anket çalışması yapacaklardır orada. Ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi alamadım rakamları. Mesela Ereğli'deki 3100 seçmenden yaklaşık 1900'ü katılmış değil mi sandığa, evet, gelmiş. Ben o 1900'de ne kadar köy seçmeninin olduğunu merak ediyorum. Köylerde kaç üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Ve o köylerdeki üyelerin ne kadarı geldi? Evet. Ne kadarı geldi? O önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük handikapı, burada bitmeden söyleyeyim, köylerdir. Bakınız. Zonguldak'ın analizi. 455 bin seçmen var. 205 bini 2014'ü söyleyeyim. Çok dur, toplam süremiz, bakın. Evet. 257 bin seçmen merkezde %57.5, köylerde %32. Seçmenin %32'si köylerde, evet, ama bu köydeki yani toplamda %32 ya, ama yukarıya doğru gittiğiniz zaman Çaycuma'da %56'sı köylerde seçmenin. %56'sı köylerde. Devrek'te %52'si köylerde. Alaplı'da %54'ü köylerde, tamam mı? Seçmenin çoğunluğunun köylerde nerede olduğu belli. Bizim şimdi geliyorsun oylara bakıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi köylerde %29 alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi %54 alıyor. Şehir merkezine geliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi %41. AKP %41. Küsrat var arada. 40.8, 41.4, 0.6. Yani merkezlerde başa başsın. Ama köylerde seni 3'e katlıyor. Nerede handikap? Köyden oy alacaksın kardeşim. Bunun langur lungur yok. Hesabını yapacak, adaylarını koyacak, köyden oyunu alacak, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ta 3 yapacak. Bunu her genel kurulda söyledim ama Zonguldak'tan öteye geçmedi. İnşallah bu internet aracılığıyla geçer. İnşallah onu taşırız. Şunu da sorayım. İki Eylül olmalı dediniz.
AK Parti zaten benzer yöntemi izliyor dediniz. 3 de ne olmalı mesela? 3. O zaman bu sefer 3 de Çağcuma Devlet kanadına mı gitmeli? Ya da bu 5 de ilk 5 de bir tane kadın olmalı mı? Bunda yok, konu, şey, bunu konuşamadık. Bakın Şerafettin Bey şöyle de bir şans. Hani Şerafettin Bey aslında Çağcuma'da doğmuş gibi görünüyor ama yani nüfus kağıdına baktığınız zaman. Ama Ereğli'de uzun süre kalmış yengesi, yenge de oralardan biliyorsun. Evet. Onların işi gücü de var orada. Merkezde yaşamış. Yani Şerafettin Bey aslında bütüne mal olmuş bir insan. Ben Şerafettin Bey'i Çağcuma adayı, merkez adayı ya da Ereğli adayı olarak görmüyorum. Eminim bunu azıcık kafa yorduklarında. Aslında her yerin adayı. Tabii her yerin adayı. O nedenle onu bir kere ayırıyorum. Şerafettin Bey'i ayırıyorum. Ama ikinin mutlaka ben Ereğli'ye özel bir şey verilmesi gerektiğine inanıyorum. Tamam mı? Şerafettin Bey'in böyle vadiyi temsil etme şansı da varsa, merkezi de avantajı varsa bence üçüncü merkezden olmalıdır. Merkezden üçüncü bir aday olmalı. Merkezden üçüncü o zaman o zaman Harun Bey'in ismi var burada. Denizli Harun var tabii. Denizli Harun var. Tabii evet. Denizli Harun var. Yani bana hangisini tercih ederseniz emin olun karar veremem yani. Veremem. Evet. Şimdi baktığınız zaman Deniz'in oyu fazla görünüyor ama şimdi şeyin emeği var yani yok sayamazsın. Bir dünya emek var. Şimdi onun örgütü var, örgütsel yapısı var. İl başkanlığı yapmış. Her mahallede tanıdığı insan vardır. Şimdi ev toplantılarına gideceksiniz. Gittik biz ev toplantılarına değil mi seçimler dönemlerinde? Her siyasi parti gidiyor. Birilerine mahallede görev vereceksin. Birisine sokakta görev vereceksin. Şimdi bu önemli bir şey. Hadi bakayım Deniz'cim sen merkezi taşı dediğin zaman bu iş öyle şaka değil yani. Peki diyelim ki tabi bunlar afak içine sevgili izleyenler sadece bir hayal dünyası yani, biraz ama şimdi dediğiniz gibi oldu diyelim. Şerafettin Turpçu 1, işte Halil Pospik 2 veya işte Eylül'den bir isim 2, Harun Bey 3 diyelim, işte 4'e Deniz Bey konuldu veya bir başka isim. Bayan aday konuşmadık, bir de böyle bir tabloda beğendim. Songül Hanım var kontenjanda. İlk 3'te mesela böyle bir isim listesi olsa yani o zaman 3-2'yi tersine çevirme ihtimali yok, var mı? Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir lüksü yok. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ta alabileceği en yüksek oyu 146 bölü Mehmet Bey'in zamanında aldı. O imkanlar doğrultusunda ciddi bir çalışmayla aldı. Ondan sonrasında şeyde düştü oyumuz. 2014'te 146 binden geriye geldi. Evet. Cumhurbaşkanlığı tabii, düştü. Söyleyeyim. Tabii 136 bine gelmişiz. 145.900'den 136 bine gelmişiz. Şeyi söyleyeyim, AKP'nin oyları da hem ilgilenen bir şey düşüyor. Evet. Cumhurbaşkanlığında alamadı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı oylamasında kendi aldığı AKP'nin Zonguldak'taki oyunu alamadı Cumhurbaşkanı. Evet. Kadın aday konusunda ilk 5'te olmalı mı mutlaka? Olmalı tabii. Yani bu çok açık ve net bir ihtiyaç belli. Yani iki kadın adı 3 yani Öney Hanım var işte yani Öney Hanım durumu nedir? Ya zaten bizim Türkiye'nin çok istekli olan hani işin doğrusu hani benim şahsi görüşüm olması gerektiğini düşündüğüm hep Songül Hanım var. Ve genç kardeşimiz var. Çiğdem var. Çiğdem Hanım yani, taşımakta zorlanır. Yani onu bir kere kabul edelim. Çünkü daha yeni siyasetçi ve pişmesi lazım. İlişkileri oturtması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. O ayrı bir şey. Ama Songül Hanım'ın da işte o yapısı merkezi taşıyacak bir bayan açısından baktığında hakikaten zor görüyorum. Ben üçün merkezden olması gerektiğini mutlaka inanıyorum. Yani. Üç merkezi olmalıyorsunuz. Yani dört öyle bir lüksü yok şeyin. Yani hakikaten yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir kadromuz yok ki. Keşke olsa öyle bir bayan. Ben hayatı %50 düşünüyorum bayanlarla. Yani bu bayanlar işte kontenjan falan diyorlar ya, bu ayrı bir şey. Bayanın olmadığı yerde hiçbir iş sağlıklı yürümez. Eğer bayanın katkısı yoksa o işte başarılı olma şansın yoktur. Ya evinde ya çevrende bir yerde olacak. Eğer seni köstekleyen bir bayan varsa başarma şansın olmaz. Hayatın kendisi böyle bir şey. Hayatın yarısı bayan. Hayatın her alanında böyle ama ne var ki Türkiye'nin konjonktürü, Türkiye'nin işte geleneksel kültürel yapısı bunu engellediği için zaten sıkıntılar böyle. Niye Avrupa daha hızlı gelişiyor ki? İnsan potansiyelini iyi kullanamayan hiçbir ülke gelişemez. Dünyanın, memleketlerin en verim şeyi sağlam kaynağı insan potansiyelidir. İnsan potansiyelini verimli değerlendiren, onu etkin kullanan ülkeler gelişir. Başka türlü gelişmez. Yani varlığı olsa ne olur insanların, onu değerlendirecek malzemesi insan beyni olmadıktan sonra. Bizde de insanlar ziyan ediliyor. Bizden diye getiriyorlar adamı. Koyuyorlar bir yere, adam yapamıyor, götüremiyor. Hem ülke kaynaklarını ziyan ediyor, hem senin benim vergim talan oluyor. Hem ülke rekabette puan kaybediyor. Yani bu insan önemli. İnsanı, demokrasi bunun için zaten var. Demokrasi yüzyıllarca insanlık tarihi geçmiş. Ve en son noktada gelmişler demişler ki demokraside uzlaşalım ya, demokrasi en verimli, insan açısından en sağlıklı rejim. Evet. Bütün dünya kabul görmüş demokrasi, bütün dünyada. Bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birazcık demokrasi işletti. Ne oldu? Hemen hareketlendik. Değil mi? Bir aydır CHP konuşuyor. Şimdi Türkiye'nin demokrasi işlettiğini düşünün. Katılımcı demokrasiyi. Bizim önümüze dayatılan milletvekillerini değil.
Katılımcı demokrasiyi işlettiğimiz zaman bu Türkiye uçar. Her türlü imkanı var Türkiye'nin. Aslında yetişmiş insanı da var. Ama yetişmiş insanını düzenli kullanan bir siyasi kadro olmuyor. Siyasete gelenler başka bir şey oluyor bizde. Uçup gidiyorlar. Başka bir hallere giriyorlar yani. Akıl alır gibi değil. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanımız değil mi ya? Cumhurbaşkanımız. Ben iktisatçıyım. Cumhurbaşkanı iktisat okudu diyorlar. Evet. Yani iktisat okumuş birisi Merkez Bankası ile kavga eder mi ya? İşte. Ya çağırsın. Abi iktisat okumuş işte biliyor demek. Yani çağırsın Merkez Bankası. Daha iyi biliyordur demek. Ya sen bir numarasın. Merkez Bankası Başkanı çağırırsın. Gel. Ekonomiden sorumlu Ali Bey gel. Koordinatör gel. Maliye Bakanı gel kardeşim dersin. Nedir bu? Anlatırlar sana. Sen ne biliyorsan söylersin. Bir sonuç alınır uygulanır. Sokakta öyle şey konuşulur mı? Yani bu siyaseten yapılıyorsa çok ayıp bir şey. Türk toplumunu zayıf görmek diye bir şey. Bu da demokrasiyle olacak bir şey değil. Yani demokrasinin kafasında D'si olsa böyle bir şey olmaz. Bu ülke bunu hak etmiyor düşünüyorum. Yani bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülke demokrasi çünkü insan kaynaklarını etkin kullanır. Olay budur. Bakın etrafınıza, kurumlara bakın. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir dönem de yaşanmadı. Bakın Demokrat Parti dönemini Cüneyt Arcıören kitapları var demokrasi tarihi. 15-16 tane şey vardır. Arka arka kitabı vardır. Böyle adım adım yaşadıklarını anlatır demokrasi tarihi diye. Yani Demokrat Parti dönemini okumuş bir insan olarak bunlar ilk geldiğinde 2002'de ben de köşe yazıyordum. Tabii Halkın Sesi'nde de yazdım. O ilk zamanlar haftalıkken. İnanış'ta yazdım daha sonra. Diğer gazetelere verdim. İlk internette değişim biliyorsunuz başlamıştı. Evet. Hep anlattım o zaman. O zaman örnek gösterdim. Ya bunlar yaşandı Türkiye'de bunu yapmayın. Türkiye böyle çok zaman kaybetti diye. Ama şimdi bakıyorsun daha kötüsü yapılıyor. Daha kötüsü yapılıyor. Ben inanıyorum ki katılımcılık, şeffaflık bu ülkenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek olan demokrasiyle olur. Başka türlü evet. Olmaz. Tabii burada işte demokrasi yeterince uygulamadan düşündüğümüz tabii. Partilere karşısında, iktidar karşısında da muhalefetin daha güçlü olmasını daha güçlü olması gerekiyor. Daha toplumcu, daha paylaşımcı, daha şeffaf ve bir defa topluma, köylüye, kentliye kendini inandırması gerekiyor. Sanayiciye, işçiye, işsize, emekliye kendini inandıran bir muhalefet olması gerekiyor. İşte o muhalefetin de güçlenmesi nereden başlıyor? İşte bu ön seçimlerden daha tabii altından ki, aslında tabii. Daha gerisi de var. Ortaya koyacağı politikalar önemli. Öyle harra hurra işte bu işler İzmir meydanında miting yapmakla olmuyor. Hı. Bunu çok samimi söyleyeyim. CHP umarım, hep şunu söylüyorum. Turan Oral gibi zaten eğer CHP bakabilse zaten hem yerelde yani yerel ölçüde Zonguldak ölçüde bazı anlayış değişir. CHP daha fazla şeyler üretir. Hem belediyeler mesela belediyeler çok önemli. Yerel yönetimde ne kadar başarılı insanlarla kucaklaşabilirse onların genel seçime yansıması çok önemli ama ne yazık ki CHP'nin bu Zonguldak Belediyesi'ne özel konuşalım bir gün. Konuşalım. Gerçekten bakın Zonguldak hakikaten çok farklı CHP'li, bir bunu anlatmak isterim yani. CHP'li gerçekten. Belediyeler ne yazık ki bunun farkında değiller. Bu konuda eleştirince de saf numarası yapıyorlar. O yüzden şu Türkiye'nin kesin güçlü muhalefete veya güçlü iktidara ihtiyacı var ama iktidarın bu uyguladığı, son dönem uyguladığı özellikle çok rahatsız eden, mesela gündeme çok hayati konular var. Belki de aslında onunla da konuşmak lazım. Bizi dinleyen sevgili izleyicilerimize aslında çok doluyoruz ama tabi buna zamanımız yok. Ama değişim, dönüşüm algısı yerelden, en tabandan başlıyor. Bizden, bireyden başlıyor, sizden başlıyor, benden başlıyor. Doğru anlatmaktan başlıyor ve bu algıyı muhalefet partisi, şu anda CHP'den bahsettiğim için, şu anda mevcut durumu muhalefette olduğu için yarın ne olur bilemeyiz. İyi temsil iktidarın aslında birazdan yolunu şaşırması neden olacaktır. Yani iyi onlar temsil, da kendi gardına dolar. Yani onu da bak muhalefet iktidarı da kuvvetlendirir. Evet. Bakar ki muhalefet bir şeyler hamle yapıyor. Onu bir şey, önlemini alır. Bakın, alma, önlem almazsa da gider. Tabii. Bakın bu. Ya çünkü iktidar, bu bir seçimde olur, iki seçimde olur, üç seçimde. Kesinlikle. Yani görür zaten hamleleri yapıyorlar. Bakın ben de dedim. Benim milletvekili aday adaylığımın isminin geçtiğini muhalefet partisi milletvekilinin aktarmalı belediye başkanından öğrendim. Abi hayırlı olsun diye dediğinde ben hemen gittim ona söyledim ki ya böyle bir şey duydum geldim dedim gittim anlattım. Parti meclisinde böyle bir şey gelirse şeye Ali Sami Bey'in odasına gittim. Dedim ki sen bir şekilde söyle kardeşim. Ben elimden geleni yapacağım ve ben sözümü tuttum hakikaten. Çalıştım evet. Yani. O ayrı bir şey. O yüzden işte bireysel il başkanı, ilçe başkanı, kadın kollarının başkanlığının değil. Yani partili üyelerin bir de size çok ilginç bir şey var. Bunu ayrıca bir konuşalım. Genelde zaten CHP'ye oy verecek insanlara konuşma kültürü vardır CHP'lilerde. Oysa benim gibi düşünmeyen, daha doğrusu CHP'li gibi düşünmeyen insanlara gitmek gerekiyor. Yani birebir gitmek gerekiyor. Umarım sizin bu önerileriniz dikkate alınır. Adaylar
tarafından ve il yönetimi yöneticileri söyleyeyim tarafından. Söyleyeyim o zaman. 2002'de AKP kurulurken geldiler bana. Seni aramızda görmek isteriz diye dedim ki ben tescilli solcuyum, bana yakışmaz. Akrabalardan dediler. Akrabalardan dedim kabul etmezler, yine bana yakışmaz. Arkadaşlardan dediler. Arkadaşlardan dedim ki siz yatkınsınız. Sizi işte ilçeye verelim filan. Birisi Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nden çıktı. Birisi ADD'den çıktı. Kabul etmediler. İktidar olacaklar dedim. İktidar olduğunda yağ geçemedik diye kafalar karıştı. Evet. Geldiler yani ama CHP'ye zorla girdim. Onu söyleyeyim yani. Bayağı mücadele verdik yani. Evet. Onu da biliyoruz. Ama bir gün yine tekrar konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yorumların ve görüşlerin bizimle paylaştığı bu belediyeyi için. Konuşalım. Belediye konusunda hakikaten bak Zonguldak Belediyesi gerçekten çok farklı. Diğer belediyelerle değerlendirmemek lazım. Onu uzun uzun konuşalım. Çünkü hakikaten bilinmesi gereken şeyler var, yeterince bilinmiyor. Emin ol Zonguldak Belediyesi ile ilgili konuşalım, benim de çok konuşacağım şey var. Fark etmiyor. Yani çünkü çok belediye her anlamda özel bir kurum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim değil mi kardeşim? Çok sağ olasın. Efendim artı eksi de CHP'de yaşanan ön seçim demiyoruz. Ne diyoruz Turan abi? Eğilim yoklaması. Eğilim yoklaması efendim. CHP'nin eğilim yoklamasında ortaya çıkan tabloyu, sonuçları ve adayların aldığı oyların sıralamasını biraz konuştuk. Bununla beraber yeni dönemin nasıl olması gerektiğini, CHP'de hangi algının değişmesi gerektiğini, bu kiminle konuştuk derseniz, ben her zaman bu konuda sözüne, özüne güvendiğim, samimiyetine güvendiğim, şeffaf ve objektif değerlendirmeye güvendiğim gazeteci mesleki büyüğüm Turan Oral'la konuştuk. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.